Kendimi tanıtmazdan önce evvel Karapınar haberini takip eden, gündemi takip eden Karapınar haber gelmiş. Ben kısaca kendimi şöyle tanıtmaya çalışayım. 1951 yılında dünyaya geldim. Bu bir erkek çocuğudur, Bülü dediler. Adın Ahmet'tir, soyadın Yapar. Sen de bir insan oğlusun, Adem oğlusun, Bülü dediler. İlkokulu Yavuz Selim'de bitirdim. 4. sınıfa giderken babacığımı yitirdim. Büyüklerimi saydım, hep diz üstünde oturdum. İşte yeni hayat baştan dediler. O günden bugüne Ahmet Yapar olarak yaşantımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir, ben az evvel bahsettiğim gibi 4. sınıfa giderken babacığımı yitirdim. Ve öksüz olaraktan o günden bu yana mücadele halindeyim. 73 yılında Melahat'la evlendik. Yuva kurduk fakat hiçbir meslek yok, sigorta yok, bir şey yok. Kendim amelelik, hamallık yaptım. Akşamlarda gelirim evde, daha o zamanlar cereyan bile yok yani. Gaz lambasıyla oturuyoruz. Televizyon yok, radyo yok, teyp yok, bir şey yok. Akşam oturdum mu şiir yazmaya özendim. Defterimi döktüm ona, deftere yazdım. Bak 73 yılından bu yana tek tek yazdıklarımı kitaba çevirdim. Öyle bir şiiri o şekilde başlamış oldum. Fakat şu anda da gerçekten bir zevk alıyorum. Gündemi yakalamaya çalışıyorum. Bazen garibanlıktan demururum. Bazen vatanıma, Karapınarımıza şiirler yazarım. Askerimize, polisimize yazarım. Böyle bir gündeme uygun şiirler yazarım. Bu da hobi halinde bende bir ikinci bir sevgi olarak dünya meydana geldi. Bu şekilde yazıyorum. Çok da memnunum. Bu iş bir de manevi haz veriyor bana. Bugün Karapınar'ıma yazıyorum mesela. Karapınarlıyım kardeşim. Beldeliyim, Bucaklıyım, Dağlıyım. Ben bu yerde doğdum. Ben bu toprağın oğluyum. Biz biliriz düğünlerde coşmayı. Bayramlarda dolup dolup taşmayı. Tırpan kullanmayı, düğün koşmayı, yaylalarda serin ayran içmeyi. Askere gidene kına yakarız. Kurbanlık koçlara altın takarız. Misafiri severiz, sofra açarız. Tanı namus sayar, arka çıkarız. Ahmet'im, bu tozlu yollarda dolanan biziz. Vatan toprağına sokmayız bir iz. Mevsimler gelir geçer, ne yaz ne de kuz. Değişmez zihniyetimiz çünkü biz Türk'üz. Bu şekilde Karapınar'ıma yazarım, vatanıma yazarım. Vatan demekle vatan olunmaz. Vatanını seviyorsan çalış kardeşim. Bazen darlık olur, bazen de bolluk. Hepsini göğüslemeye alış kardeşim. Kıymetini bilmelisin tüm değerlerin. Memleket üzerine olsun hep tercihlerin. Bir gün yükseklerde olursa yerin, vatanını sevdiğini göster kardeşim. Vatan üzerine oynanıyor oyunlar. Zannetmesinler ki bu milleti eğilecek boyunlar. Senin tarih boyu övülecek soyun var. Göster kimliğini, göster, korkma kardeşim. Ahmet'imin vatanı bayrakla süslü. Yaşadığı topraklar ecdadının kanıyla besli. Bağrı yaralıdır, gözleri yaşlı. Sıra dağlar gibi dur be kardeşim. Sıra dağlar gibi dur be kardeşim. Böyle kendi kendime bazen heyecanlanırım. Bazen vatanıma yazarım. Şiirime böyle şiirleri yazarım kardeşim. Bundan da bir haz duyuyorum. Tabii ki gençlerimize de bir tavsiye niteliği taşımaktadır. Yani ben kendim ilkokul mezunuyum yalnız. Hayat okulunda bazı bir şeyler öğrendik, bazı tecrübelerimiz oldu. Varlığı gördük, yokluğu gördük, muhanneti gördük Karapınar diliyle. Yani bunları, kıymetini bilmek zorundayız. Genç kardeşlerime bugün bir şey sorsala diyeceğim bunlar. Her bir değerin kıymetini bilmeliyiz, savurmamalıyız. Bütün dünya bizimle uğraşıyor. Ne mutlu ki Türkiye'm dik ve ayakta. Hepsine cevap veri durumdayız. Eğilmiyoruz. Ordumuz güçlü, devletimiz güçlü, milletimiz el ele. Hamdolsun şu günlerimize ya Rabbim. Bizi düşmana fırsat vermesin kurban olduğum. Karanlık gecede doğan ayımdır.
ekmeğimdir, suyumdur, demli çayımdır. Vatanımdır, toprağımdır, köyümdür. Derd ortağım, çilekeşim, gönül dağımdır. İyi günde gülüştüğüm, kötü günü bölüştüğüm, hayatta tek gerçeğim, yavrularımın annesi, tek eşim diyorum. Şimdi kocamın kardeşi, benim halamın gelini, görümcem Nimet ablam. O demiş ki, Mustafa dayıda kız var, gidelim kardeşim, ana isteyelim demiş. O da benim halamın gelini ya, onlar dünür oldular, geldiler, ben bunu bilmem, bu beni bilmez. Eskiden bir ut, edep, tanma, bir mahcupluk, böyle bir durum vardı. Biz katiyen böyle yüzümüz kızarıvurdu, yanlış konuşsak bile konuşmalarımıza gayet dikkat ederdik. Büyüğümüze, küçüğümüze karşı. O durumda bu şekilde onlar dünür geldi. Babam da dedi ki askerden gelmemişe vermem. Onu adamdan saymam. Askerden gelmiş olacak, o 5 gün olur, olgun olur dedi. Bu askerden geldi diyerek buna soğan ekmeğini kırsın, ağzının tadı yerinde olsun, çocuğumu veriyorum dedi. Fakirlik, zenginlik aramadı hiç. Kendine değer verdi. İnsanlığına değer verdi. Öylelikle Allah yazmış, oldu, nişanlandık. Görmedik, görmedik, öyle bir usul yoktu. İşte bak dedim ya, mahcupluk, utangaçlık vardı. O bir bize ağır geliyordu. Hürmet şey yapmak, ne bileyim, vallahi ben taşların dibine geçerdim. Öyleydi, korkardık yani. Tabii. Nedense. O zaman adetlerimiz, o zaman geleneklerimiz öyleydi. O zaman öyleydi. Biz de anam babam kesti, biz de biçtik, yedik, kabul ettik. Şöyle yani, bir bura olumlu geldi, biz olumlu geldik. Bana olur mu olmaz mı kızım, seni şuraya vereceğiz, nedirsiniz dedilerse de hatırlamıyorum ama siz bilirsiniz dedik. Şimdi 72 yılında nişanlandım. Ha, nikaha gittik. Nikaha gittik. Bak nikahta. Devletten şey çıktı. Sağlık araştırması çıktı. Damadına nişanlandığımız zaman aşı yapılacakmış. O zaman beraber gittik. Bir o zaman böyle %100 değil de geriden geriye isabet olmuştur. Öyle gördük. Pek dışarı yabancı olmayıp da bir ucu akraba olunca özgeçmişini ne dostsa. Aynı mahallede oturuz. Yani lakabımızı, işimizi bilirler. Ha, ondan yabancılık çekmedim de şöyle yüz görüşümden de bir şeysini görmedim. Yani bir şey de. Fena değildi aslında yani. Daha çok şöyle yakışıklılık, duruş değil de o zamanlar ailesinin geçmişi bir ne bileyim şöyle ırz düşmanlığı yapmamış olması, ha, böyle soyun sopun doğru, temizliği bir yanlışını önemliydi. Duymamak ha, var ya, yanlışı olmadığı peki için. Peki şey önemli miydi Melahat abla? Alkol, içki, kumar, bunlara bakar mıydı? Asla olmazdı. Tabii, bak içki içenlere, ha, kahveye gidenlere, bilmem meyhane bekleyenlere, ta nasıl diyeyim kumar oynayanlara. Dillerdi ki arkadaşını göster, kim olduğunu bileyim. Evet. Babam öyledirdi. Eskiden şundan konuşuyor, bu bundan konuşuyor dindiği zaman hemen kişinin değerini ölçülürdü. Şimdi öyle bunun ölçüsü olmadı. Bunlar havada uçan kuşa bir konumu komşuyu kıskanırlardı. Yanlış olduğu zaman inan bekçi gibi yolda dururlardı dürüstlüklerinden bak. Eyvallah. Ama ben korkardım. Bunlar, sarhoş geçirtmezdik biz Nicat dedi. Önce Melahat ablam, sonra Ahmet abim cevap versin bu soruma. Eskileri özlüyor musunuz? Melahat ablam. Eskileri çok özlüyoruz. Bugünümüze de bin şükür de eskiki günlerimizde daha tatlıydı. Gençliğin elametiyle, muhanetiyle, çalışmıyla, varlık, yokluk ikimiz omuzlayacağız diye çok yoruldum. Evet. Gençliğin şahmetinden bilemedik ne şekil olduğunu. Şimdi de yaşlılık çoktu ama Allah bu günümüzü, bu nefesimizi almasın. Binlerine şükür. Eskiye deyince eski geleneklerimizde bir güzellik var idi. Nasıldı? Büyüklerimize çok saygılıydık. Biz bir evde babamın 5 oğlu 1 kızı vardı. İnan akşam babam gelirdi bizi dövmezdi ya. Şuraya otururdu. Hepimiz dizimizin üstünde otururduk. Bak bir şey sorarsa öyle cevap verir idik. Şimdi maşallah çocuklar, bazı çocuklar görüyorum babasının yanında sigara bile içiyor. O yönden zararlıyız. Fakat şimdi hani Atatürk'ün de dediği gibi gençlik daima ileride olacaktır. Belki de şimdiki gençlik daha da ileride. İnşallah daha da ileride olsun. Bak inan sizi şurada görmek ne güzel. Benim için Karapınar'ımızın bir değerisiniz. Yani
Karapınarımızda yetişiyorlar. Ne memurlar, ne doktorlarımız var maşallah. Onun için şimdi daha bir ileriye gidiyoruz. Ne yapalım? Bazı olayların eksisi de var, artısı da var. Bunları kendi içimizde özümleyip gideceğiz böyle. Dört çocuk büyüttüm. Ta ben büyüğümün, küçüğümün yanında kuzum deyip de çocuklarımı sevmedim. Kuzum diyerek sevmedim. Peki, gelinler kaynananın yanında falan çocukları pek sevmiyor bilerek. Yani böyle kuzum canım alıp böyle hoplatma zıplatma olmuyor. Şimdi eskiden, var önceden olmaz, öyleydi. Olmaz. O niye öyle Melahat abla? Ben annemden çekinirdim kuzum kelimesini. Peki niye çekiniliyor? Hani bir nedeni var mı? Hissiyat olarak mı? Öyle saygısızlık olacak gibi. Abilerim var. Beş tane bunların. Abi bir abla vardı. Bunların yanında bir arada büyüdüğümden. Abi abla diye diye bugüne eltilerime de öyle dürdüm. Böyle geldik geçtik. Benim hiçbir saygısızlığım olmazdı. Onların da bana hiçbir acı kelimesi gelinmiş şunu söylemiş demediler. Peki öyle miydi böyle miydi? Öylesi iyiydi. İyiydi. Öylesi iyiydi. Evet. Şimdi acı tatlı. Ufacık bir canımız yandı mı kırıcı oluyoruz. Bayağı epey kırılıyor insanlar. Tabii ki. Kırıcı oluyor. O hatta da saygıdan ileri geliyor idi. Büyüklerimiz de derdi ki o zaman çocuğunu aldı da söyle, bak lan şuna şunu. Adam olmuşsa çocuk seviyor benim yanımda derdi bak. Ya yani şimdi ama ya işte devir dönüyor kardeşim. Bu çağa ayak uydurmak gerekiyor. Alışacağız. Hayattan alınan bir şeyler eğer okunursa o kitap tabii. Çocuklarımıza, bize, kendi öksüzlüğü, yokluğu. Biz bugüne geldik ama neler çektik. Bunun babası yoktu. Ben 9 kardeşin içinde büyüdüm. Babam varlık, yokluk, fakirlik vardı eskiden. Bugüne gelesiye kadar cırmalıya cırmalıya ikimiz ne çektik? 30 sene yorgan diktim ben. Bu çocuklarım okurken belki çocuklarımla ilgilenemedim. Şimdi diyorum ki gençlere bak çamaşır makinede, bulaşık makinede, iş bitti hanımlara. Diyorum yavrularımıza iyi özenin esas anaokulu eğitim, öğretim herkesin ailesinde. Biz varlık yokluk dıştan rızık kazanacağız diye çocuklarımızla ilgilenemedik. Okutmaya çok çalıştık ama yetişemedik, yetişeceğiz evet. Çabasıyla çocuklara ilgilenemedik. Şimdiki aileler daha üstün çocuklarını ne şekil yetiştireceğse yetiştirmeleri lazım. Nasıl diyeyim şu okumalarında, çalışmalarında, derslerinde geri kalmalarını filan ben ailesine bulurum. Çocuğu hep desteklemeliler ki çalışkan olmalı çocuklar. Evet. Acısı tatlısı var ama bu evin yöneticisi bu. Yönetici mi diyor? Yönetici. Neden yönetici? Tamam. Bütün fikirleri bu ürettiğine ben gayet kaygısı. Melahat ablam bir kelime de özetlersen. Olmazsa olmazım. Abi para benim için yaşamımızda gerekli olan bir şey. Fakat Para çok para değil. O çok parayı gerekli yerde kullanabiliyorsak iyi bir şey. Lüzumlu yerlerde, vatanımıza, milletimize faydalı yerlerde kullanabiliyorsak, istihdam yaratabiliyorsak para iyi bir şeydir. Ama benim param çok olsun ya, olsun da gavura kalsın. Bizim Karapınar'da böyle bir söz vardır. Öyle değildir. Faydalı olmak babında. Yoksa para benim için kağıt ve metalden ibaret bir şeydir. Ben de derdim ki para olunca her bir sorun bitti zannederdim. Para her bir sorunu bitirmezmiş. Başta Allah sağlık versin, işraslığı versin. Para insanın sağlığını kurtarmıyor. Bazı dar gününden yok günün darlıklarını hani gideriyor, ihtiyacını gideriyor ama bazı da para her şey demek değilmiş. Biz bunu yaşı aldık sıra, zaman geçtik sıra anladık. Sağlığımızı para kurtarmıyor. Bazı maneviyatlarımız elden gidiyor, para kurtarmıyor. Benim görüşüm paradan fazla sağlığa, geleceğimize değer vermek. Hayat deyince yani gerçekten yaşanılmaya değer hayat. Fakat o çizgide gidebilirsek, o yaşantıyı bulabilirsek, hayat üzerine ben çok şeyler yazdım. Eğer Facebook sayfamda vardır da şimdi hatırlayamıyorum. Hayat nedir diye bana sormayın. Bu hayat böyle geçer kafanızı yormayın derken bazen de zamana serdenişte bulunuyorum. Sanki bir pazara çıkmış gibiyim. Zaman nasıl geçti ben bilemedim.
Doğarken ağlarmış insan diyorlar. Sonradan gülmeyi ben bilemedim diyorum. Yani hayat yaşanıyor, nasıl geliyor, nasıl geçiyor. Her halinin hayatı yaşamak ve mutlu olmayı, mutlu olmak gerekiyor. İnsanoğlu isterse en zor günün içinden bile bir milim mutluluk çıkartabilir. Biz bunu yaşamak istiyoruz. Böyle olması gerekiyor. Hayat fazla sıkıntılarla, dertlerle, gamla, kederle, düşünceyle olmuyor. Hayatı biraz gevşeterek yaşamak lazım diyorum. Hayat üzerine ben şimdi sıcağı sıcağına diyeyim, son olarak kaleme aldığım bir yani hayatı anımsatacak bir şiirimi söylemek istiyorum. Tabii ki. Yeniden dünyaya gelmiş olsaydım, eleklerden eler, tülden süzerdim. Alın yazısını silmiş olsaydım, kadere güzel bir name yazardım. Çıkıp yücelerden bakmak isterdim. Alemi yeniden tahlil ederdim. Nefsime alt edip yenebilseydim, kızmazdım, darılmazdım. Hep şükrederdim. Karapınarımızın geçmişinde duyduğumuza göre hani develerimiz ürker diye treni geçitmemişti atalarımız. Fakat sonradan bir toprak erozyonu, bak 66 yılında ben erozyonda ilk ağaçlandırma faaliyetlerinde 2 yıl çalıştım. Karapınarımızı o günlerine şöyle bakınca ilerliyoruz fakat çağın gerisinden gidiyoruz. Çok ağır gidiyoruz. Yanımızda komşumuz Ereğli bugün il namzeti olurken biz daha gerilerde duruyoruz. Bizim göçümüz, bizim zenginlerimiz dışarılara yatırım yapıyorlar. Karapınarımıza bir çalışma, bir iş alanı, bir sahası, bir fabrika bacası olmuyor Karapınarımızın. O yüzden şöyle diyorum ben, yine diyorum diyerek başlayacağım. Ana yurdum, öz vatanım, selam sana Karapınar. İçim yanar, gözüm ağlar, yaram kanar Karapınar. Kara bahtın ağ olmaz mı? Yüreğinde yağ olmaz mı? Senin hastan sağ olmaz mı? Yaşam sana Karapınar. Koyunların kuzu ile meleşir. Ak buğdayın Türkiye'me ulaşır. Yiğitlerin sınırları dolaşır. Koşam sana Karapınar. Selim'in çaldırana geçtiği yerdir. Çelebim seyahatnamende vardır. Yiğitleri yurdunu bekleyen yerdir. Çanakkale'de şehidin var Karapınar. Seni sevmeyene buralar dar Karapınar diyorum. Ben önce Karapınar'a bir söz bırakacak olsam, bir dörtlük yazmak istersem şunu söylerdim. Bugün eğer belediyem izin verse bir Karapınar'ın girişine bir de Ereğli yolunun çıkışına iki tane kendim levha dikmek isterdim. Bileği güçlüdür, sağlamdır sözü, burası Karapınar vatanın özü derdim. Karapınar'ımıza gençlerimizin çalışması gerekiyor. Bilhassa yeni yetişen gençlerimizin çalışması gerekiyor. Karapınarımız çok şeylerden geridir, mahrumdur. Karapınarımız yetimdir yani bu bağlamda. Hamdolsun son yıllarda gelişmeler var. Fakat yeterli midir? Yeterli değildir. Karapınarımız çağın gerisinden gidiyor. 1970 yılında evlendiğimde baba yok, ana yok, bir maddi varlığım yok. Kendim amelelik yapardım, hamallık yapardım. Sonradan 80 yılında ben ne yapayım yapayım. Bir hurdacılığa başlayayım. Şimdi tabla dediğimiz kakalama arabayla, kıratlı arabayla çok seyir hurdacılık yaptım. O günlerde bugün bir tenekeci dediğimiz sobacı kardeşlerimizin önüne vardım. Sobalar bütün yamanırdı. Millet sobacılardan ben günübirlik eski getirirdim. Şimdi bak ben aynen hurdacılığıma şu saatte gene devam ediyorum. Hiç gelen sobalar bitim yeni. Vatandaşımız biraz daha hazır alışmıştır bak. Yokluktan bahsederiz hepimiz fakat farkında değiliz. Zengin Mehmet abi. Bunu niye sen bilin? Abi zenginlikten değil bu. Bu BİES'te devletlerimizin yardımcılığından oluyor. Kaymakamlıklardan yardım, fakfuktan yardım, filandan yardım. Hazıra mı alıştırıyoruz? Hazıra alışıyoruz kardeşim. Hani Peygamber Efendimiz balık değil de ip vermiş, balık tutmayı öğretin diyor. Balık tutmayı öğreneceğiz, kendimiz yapacağız. Ben bu şeyi anlatırken, anlatmaktaki sebebim şu. Kendim ben bir iş yaratayım dedim. Hurdacılık yapmaya başladım.
Çapla arabayla o günün zamanında araştırdım. Mersin'de cam alıyor. Fabrika Anadolu Cam Sanayisi cam aldığını öğrendim. Karapınar'da cam topluyorsun yok. Cam toplamaya başladım. Ondan sonra burada topladım, filan ettim. Bayanlarımız yol kenarlarında gölgede otururlardı. Bunda kafa yok herhalde. Bu camı ne yapacak ki? Böyle dillerdi, küçümserlerdi. Ha şimdi bir insanın, yani buradaki demek istediğim, şimdiki gençlerimize öğüdüm budur. İşi yaratmaya uğraşacağız. Şimdi bütün çocuklarımız üniversite bitiriyor kardeşim. Üniversiteyi bitiriyor da devletimiz belki hepsine iş veremiyor bak. İşi, istihdamı kendimiz yaratmak zorundayız. Bunu söylemek istiyorum. Gençlerin güçlü sermaye. Ben şimdi bu bana gülenler, Karapınar'da çok kardeşlerimiz, ya sen bununla ne anlat, tenekeyi ne yapacaksın, şeyi ne yapacaksın derken şimdi herkes hurdacı oldu bak. Herkes hurdacı oldu. Bana hurda satıyorlar, ben almakla yetiştiremiyoruz. Yani bu şekilde... Barındırıyoruz. İşi kendimiz yaratmamız, bazen kendimiz zorlamamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemek. Hurdacılığa 1980 yılında başladım. Kakalama tablo arabayla, kıratlı yaylı araba dediğimiz arabayla bir fil 20 yıl bu Karapınar'ın içinde girmediğim havlu hurdasını almadığım kişi kalmamıştır. Yani zaman içinde işimiz biraz gelişti ve kendimizi tanıttık. Şimdi ben seyahat gezmeyi bıraktım. Bizi bilenler, tanıyanlar buraya gelip benim hurdamı al diyor. Buna özel servisimiz var. Oğlum Özgür Hakan yapar. Oğlum git filan hurdasını al gel. Sanayide şu arkadaşın hurdasını getir dediğimizde alıp geliyor. Ve burada depoda biriktiriyoruz. Bazen kendimiz götürüyoruz demir çelik fabrikalarına. Bazen de böyle ayağımızda gelen arkadaşlara değerlendiriyoruz. Buradan bak şu araba Niğde'ye gidecek. Onu dolduruyoruz. Vincimiz var, kamyonumuz var. Elemanımız var. Şükürler olsun ki bu işi yaparken, yani başlangıçta tabii ki menfaat bir para kazanmak. Fakat bir de bunun manevi hazını alıyoruz. Nasıl alıyoruz manevi hazını? Memleketimizin atık ekonomisini değerlendiriyoruz. Paraya döndürüyoruz. Bugün bir vatandaşımız evine çağırıyor ki oradan onun 30 liralık hurdasını aldığımız zaman mutlu oluyoruz. O kardeşimizin ihtiyacı görülüyor o anda. Bunu bazen de böyle değerlendiriyorum. Bir çocuk eline ayçiçek tenekesi yağını getirip de burada o çocuğun ona göre bir hesabı vardır. Gerçekten bu para etmez demiyorum onu. Çocuğa 3-5 kuruş kar amacı gözetmeden alıyoruz. Çocuk da ona göre bir hesabı vardır diye düşünüyorum. Şükür böylesine manevi hazlarda yaşıyoruz. Hamdolsun ekmeğini de yiyoruz. Bazen piyasalar düşüyor, zorlandığımız da oluyor ama benim yapabileceğim iş bu. Başka da bir mesleğim yok. Bunu yapıyoruz. Şükürler olsun, ekmeğimizi de kazanıyoruz. Bu yönde işimize devam ediyoruz. Şimdi ben kendim biraz yaşlandım fakat ağırlıklı oğlum uğraşıyor, çalışıyor. Kendim de finans sağlıyorum, şükür. Gelip geçiyoruz. Burada deyince içinde plastik var, alüminyum var, bakır var, sarı var. Biz bunları hepsinin değeri ayrıdır. Bugün adamın bakırını bunları al dediğinde bu bakırdı da tenekeyle de artalım, demirle de artalım demeyiz. Onu ayrı değeri neyse o fiyatı alırız. Tenekeyi ayrıştırırız. Satarken de biz ayrı ayrı satarız zaten bunları. Allah'ıma şükür dürüst iş yapmaktan yana hiçbir sıkıntımız yok. Bizi kandırmaya uğraşanlara da dikkat diyoruz. Yani bir adam bir çuvalın içine bazen yüzde bir kişi bunu yapar. Taş koyar ama daha bunu dart. Dartar dökerim içinde şu taş nece kardeşim ya ben onu görmedim diyebilir yani. Ona kızmayız ama gözünü açacaksın. İşini biliyorsan işini gereğini yapacaksın. Bu elime tutmuş olduğum kitabımı da 2015 yılında Ankara'da basım önünde basıldı. Bunun yazımını ben nasıl öyle bir hikayesi vardır ki 1970 yılında az önce içeride bahsettiğim gibi. Ben gelip akşam evde hiç uğraş olmayınca radyo yok, televizyon yok. Arada bir şiir karalar böyle bu şekilde deftere atardım içeriye. Böyle bir şiir derken böyle bir kitaplık haline getirdim. Ama şimdi biraz daha kapsamlı düşünüyorum inşallah. İkinci kitabım şiirleri hazır. Fakat biraz daha büyütmek istiyorum kitabımı. Biraz daha kapsamlı anlatımlar, özlü sözler yazmak istiyorum. Onun için biraz da zamana ihtiyacım var. İnşallah ikinci kitabımızı da yolda diyorum.
Şimdi ben son olarak kaleme almış olduğum bir gönül şiirini, turnam şiirini. Alın boynumu götürün, yükseklerde eğlen turnam. Laf anlamaz, söz dinlemez. Uslanmayı söylen turnam. Hızlı esen yelek atın. Coşkun akan sele katın. Köle pazarında satın. Sürgünlere sürün turnam. Ahmet'in gönlünü yorun. Delilikten hesap sorun. Alın yerden yere vurun. Kör kurşunla vurun turnam. Kör kurşunla vurun turnam diyorum.